Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birbirini çok seven ve bütün gün didişen iki arkadaşımız şimdi kozlarını paylaşacak. Önünüzde 10. sınıf akıl haritaları var arkadaşlar. Bugün belirlediğimiz 3 tane konudan toplam 9 tane soru soracağız. Ve size 90 saniye vereceğim öncesinde. Çalışmanız için süreniz olacak. 90 saniye sonrasında da o konudan 3 tane soru soracağım. Hazır mıyız? Evet. 90 saniye süreniz var. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirine 90 saniye boyunca çalışın bakalım. Evet, 90 saniye süreniz doldu arkadaşlar. Şimdi size İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinden 3 tane soru soruyorum. İlk basan cevap verebilecek. Bir milleti derinden etkileyen savaş, göç gibi toplumsal olayların anlatığı... Destan. Tebrik ediyorum. Doğru cevap Rabia. Ama lafının bitmesini beklemiyor muydun? Ama bildim. Ben onu bekliyorum. Beklemeyebiliriz, sıkıntı yok. Aklına gelen ilk kişi basabilir direkt. İkinci soru. Türk toplumunun yaşayış şekillerini, gelenek ve göreneklerini ortaya koyan... Sagu. Yanlış cevap. Sav. Evet. Sav doğru cevap. 50-50 eşitlik oldu. Devam ediyoruz. Üçüncü soru. Bir kişinin ölümünden sonra... Bu... Sagu. Sagu bu sefer doğru cevap. Tebrik ediyorum. 100 puan da Rabia, 50 puan da Emre. O zaman sıradaki eserimize geçeceğiz çalışmanız için. 90 saniyeniz var. Geçiş dönemi eserleri başlayın. Kapatabiliriz arkadaşlar. Evet, 90 saniye süreniz doldu. Aklınızda mı her şey? Yani. Unutmamak için konuşmuyorum diyormuşum. Tebrik ediyorum. Hepsi böyle söyleyeceğim cevapları. Evet, şimdi geçiş dönemi eserlerinden devam ediyoruz. Burada çok acele etmeyin bence çünkü neyin ismini soracağımdan çok emin olamayabilirsiniz. Peygamberin hayatından ve mucizelerinden söz edilen eser, Divan-ı Hikmet'in yazarı kimdir Rabia? Ahmet bir şeydi cevabı ama gitti şu an. 5 saniye veriyorum. 5, 4, yok gelmez. 3, Ahmet Yesevi. Doğru. Bak gelmez dedin geldi. Vallahi yok. İkinci soru şöyle. Edebiyatımızda aruz ölçüsünün ilk kez kullanıldığı eser olan aynı zamanda ilk siyasetname özelliğine sahip Kutadgu Bilig kimin tarafından yazılmıştır? Yusuf Azacık. Tebrik ediyorum. 100 puana geldi Emre'de. Rabia 150, Emre 100 olarak devam ediyoruz. Üçüncü soru. Türkçenin bilinen ilk sözlüğü, ilk dil bilgisi kitabı ve ilk edebiyat antolojisi olan... Emre bastın görüyorum, okuyacağım. Araplara Türkçeyi öğretmeyi hedefleyen Divan-ı Lügat-ı Türk kimin eseridir? Kaşgarlı Mahmut. Tebrik ediyorum. Doğru cevap. Bu şekilde eşitlendiniz arkadaşlar. Nasıl bu kadar hızlı cevap veriyorsunuz? Daha öncesinden çok aklınızda mıydı? Uzun zamandır görmüyorsunuz aslında bu konuları. Bence konu başlıklarını çok böyle renk renk tam böyle gözümüze çarpacak şekilde koydukları için zaten akılda kalıyor. Okullara görmüştük ama burada... Posterlerin, detaylı haritaların gerçekten böyle olumlu etkisi var, güzel etkisi var. İkinizi de tebrik ediyorum. Çok iyi gidiyorsunuz. O zaman sıradaki çalışma konunuz roman ve tarihsel gelişimi. 19. madde olarak akıl haritalarında direkt görebilirsiniz. Bütün konuyu tamamladın mı? Yok ya, gitti ki. Hepsi gitti. Ben gelir ama birazdan. Diğer konularda çalıştım. Sana helal olsun ya. Arkadaşlar, sorular geliyor. Hatta bir tık öncesinde nereden soracağımızı da söyleyeyim. İlk soru Servet-i Fünun döneminden bir soru. Mehmet Rauf tarafından kaleme alınan ilk psikolojik romanın adı... Eylül. Tebrik ediyorum. Evet, bunu ben de biliyordum. Rabia bir adım öne geçti. 200 puan oldu. İkinci soru geliyor. Namık Kemal tarafından kaleme alınan İlk tarihi romanın adı? İntiba. İntiba ilk edebi olan tamam, olacaktı. Tamam o zaman. Sen biliyor musun? Diğerini söyleyebiliyor muyum? Diğerini söyleyemiyorsun. Cezmi. Cezmi doğru cevap. 200-200 oldu. Son soru. Bilen üst tura çıkar. Bir sonraki yarışmaya katılma hakkı kazanır. Şemsettin Sami, Halit Ziya Uşaklıgil, Halide Edip adı var, Yusuf Kamil Paşa. Hangisi milli edebiyat dönemindeki roman yazarlarımızdan biridir? Halide Edip adı var. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Böylelikle bugünü galibiyetle tamamladı Rabia ve bir üst süreç işte bu. Gerçekten büyük dostu. Birazdan yine birbirinizi yiyeceğinize o kadar eminim ki. Nasıl geçti yarışma?
Güzeldi. Şey, gerçekten hani çok göz önünde bulundurulması gereken bir şey ders çalışırken sınavlarda. Yani direkt çünkü gözümüzün önünde çok belirgin oluyor. Duvarımıza, çalışma masamızın önlerine her zaman asılması gereken bir poster olduğunu düşünüyorum ben. Bu şekilde özellikle sözel derslerde ya da sayısal derslerin formülleri vesaire çok iyi akılda kalıyor. İkinizi de tebrik ediyorum arkadaşlar. O zaman bir sonraki yarışmada görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.